Merhaba, bu yayında Nurullah Ataç'tan Edebiyat, Ahlak ve Sanat isimli yazıyı okuyacağım. Sonrasında da Nurullah Ataç'a dair bazı bilgiler aktaracağım. Edebiyat, Ahlak ve Sanat. Ahlakın bize özgeyi kendimiz bilip, acılarına, kaygılarına ortak olmamızı, onunla hemhal olmamızı buyuran ahlakın başlıca kurucusu, yayıcısı edebiyattır. Bir kimsenin sıkıntılar çektiğini, yüreğinden yaralandığını anlamamız için kendisini görmemiz, diyeceklerini dinlememiz yeter sanırız. Oysa ki yetmez. Görmek, dinlemek başka, anlamak, gerçekten anlamak başkadır da onun için. Anlarız o kimse ne durumdadır. Öğreniriz, bilgi ediniriz. Ama bu bilgi içimize işlemez daima, bizi sarmaz. Bencildir insanoğlu. Bencil olduğu için yalnız kendi dertlerini düşünür, yalnız onlara inanır, başkalarında gördüğü dertleri kendisininkiler gibi kavrayamaz. Onlara omuz silkmezse, eğlenmezse onlarla gene iyi. Bizi bu bencillikten edebiyat kurtarır. Şiirler, öyküler, romanlar, tiyatro eserleri, denemeler kurtarır. Öteki insanların içlerini bize onlar açıverir. Bize başkalarını onlar duyurur. Bir kimseyi görüp de okuduğunuz romanlardan, gördüğünüz oyunlardan birinin bir kişisini hatırlarsanız, ah bu bir Anna Karenina, bu bir Julien Sorel derseniz, başkalarını içlerinden anlıyorsunuz, onları kendi içinizde, hayalinizde gerçekleştiriyorsunuz demektir. İlim bize dışı öğretir. Onun öğrettikleri bizim dışımızda kalır. Sanat, edebiyatsa öğretmez, sezdirir, kavratır. Ahlakın istediği de asıl bu sezme, kavrama gücüdür. Edebiyattan geçmemiş insanın hayali işlemez ki kendisinden başkalarının acılarına, dertlerine ortak olabilsin, onlarla hemhal olabilsin. Bir toplumda ahlakın ilerlemesini, düzelmesini istiyor musunuz? O toplumda edebiyat, sanat merakını uyandırmaya, geliştirmeye çalışın. Çocuklara, gençlere şiirler, öyküler, romanlar okutturun. Onları tiyatrolara, sinemalara gönderin. O öykülerin, romanların, oyunların insanlarıyla tanışsınlar, onların yaşamlarını, hayallerini yaşasınlar, öğrensinler onların içlerini. Böylece gerçekteki insanları da daha iyi anlarlar. Çocuğunuz büyüyünce ne olacaksa olsun, küçükken siz ona edebiyatı sevdirmeye bakın. İlim, bilgi sonradan gelecektir. Önce insanlığını kurmak, hayalini işletmek gerekir. Nurullah Ataç. Nurullah Ataç, 1898-1957. Nurullah Ataç, Cumhuriyet döneminin deneme ve eleştiri yazarıdır. Yaşamının büyük bir bölümünde çevirmenlik yapmıştır. Türkçenin özleşmesinde, yeni şair ve yazarların sanat dünyasına tanıtılmasında öncülük etmiştir. Eserlerinden bazıları şunlardır. Günlerin Getirdiği, Sözden Söze, Karalama Defteri.